Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri. Bugün 16 Mayıs Pazartesi ve haftanın ilk günü yeniden sizlerle birlikteyiz. Manşet programıyla ben Tekin Danşap. Evet, bugün de gündemi paylaşacağız. Gündeme dair konuları aktaracağız. Ve tabii ki sevgili izleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle andığımızı, hatıralarına sahip çıktığımızı ve neden, nasıl, niçin şehit olduklarını unutmadığımızı ve unutturmayacağımızı bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Ve şehitlerimize rahmet diliyoruz. Gazilerimize sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Şu an görevleri başında bizleri korumak için hayatını ortaya koyan tüm emekçilerimize ve polis teşkilatına da buradan selam, sevgi ve dualarımızı yolladığımızı, kalbimizin, yüreğimizin, benliğimizin onlarla birlikte olduğunu bir kere daha hatırlatmak istiyoruz. Evet, yine biliyorsunuz 15 tonluk bir bomba patlattı PKK, bir bildiri yayınladı, bir açıklama yaptı. Bir de böyle bir açıklama yaparlar. Diyor ki, vallahi diyor, o aslında biz patlatmadık, biz sadece yükleme yaptık. Bir yere götürüyorduk, başka bir yeri patlatacak. Biz aslında masum insanları öldürecektik, yani birçok kayıp verdirecektik ama masum köylüler bizi takip etti. Bizim bomba taşıdığımızı gördü. Ateş açtılar. Ateş açınca da işte o bombayı etkileyen cihaza denk geldi ve orada bomba patladı. Şimdi bu kadar alçakça, bu kadar haince, bu kadar yani gerzek desem şey olur mu? Gerzek desem ayıp olur mu Ezel? Gerzekçe bir düşünceye sahip olup böyle bir açıklamayı yapmak gerçekten akıllara zarar. Sanki arkadaş yiyecek maddesi taşıyordu. Masum köylüler onları takip etti. Masum köylüler onlara ateş açtı. O yiyecekler heba oldu. Adam böyle, adam dedim, özür dilerim ya Ezel. Kusura bakma. Yani onu geri aldım. Çünkü biz adama adam deriz. Yani düşünebiliyor musunuz? Böyle bir açıklama yapılabiliyor PKK terör örgütü tarafından. Yani akıllara zarar, gerçekten aklımızla alay eden cümleler sarf ediyorlar. Ve bakın, amacınıza ulaşamayacaksınız. Ve hala söylüyorum, bu tür bomba, işte canlı araç, bombalı araç yakaladığımızda veya işte canlı bomba yakaladığımızda lütfen, zaten amaçları onu patlatmaktı. Lütfen götürelim uçsuz bucaksız bir yere, vatandaşın ve insanların, sivillerin zarar göremeyeceği bir noktaya götürelim, üzerinde patlatalım. İbret-i alem olsun, hatta bunu bence çekip sosyal medyada paylaşalım. Yani terörle mücadele devam edecek. Bu yüzden teröristlerin, terör yandaşlarının amacına ulaşmaması için her şey yapmaya devam edeceğiz. Askerlerimiz ve polisimize buradan bir kere daha Allah yar ve yardımcıları olsun diyorum. Evet, bizlere ulaşabileceğiniz adresler: Instagram adresimiz Tekin Danşap'la Manşet, Twitter adresimiz İçel TV Mersin, Facebook adresimiz İçel TV ve telefon numaralarımız 0324-233-6655 ve 233-55-66 numaralardan bizlere ulaşabilirsiniz. Duygu ve düşüncelerinizi herhangi bir adresimizden bizlerle paylaşabilirsiniz. Evet, bu arada Mersin İtman Yurdu'nu konuşmak, ya Kasımpaşa gerçekten insafsızlık etti yani. Gerçekten insafsızlık etti. Yani 7 tane atmak da neymiş? Gençlerle çıkıyoruz Mersin İtman Yurdu. Ama Kasımpaşalılar gerçekten işi abarttı. Yani bak, takımımızda suç bulmuyoruz artık. Farkında mısın Ezel? Kasımpaşa abarttı yani. 7 tane atmak ne demek ya? 3 tane de bırak işte ya. Bırak yani. O yüzden Kasımpaşa Spor'u tebrik edemiyorum ben. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Beşiktaş şampiyon oldu. Hak etti. Bence hak eden takımdı. Ama yine görüyoruz ki sporda şiddet var. Yine sporda bir takımda, bir Eskişehir maçında Sivas sporlar mıydı? Ya tam emin değilim, tam isim söylemeyelim ama Eskişehir Spor olduğunu biliyoruz ama yapanların Eskişehir Spor'u taraftarlar olup olmadığını bilmiyoruz. Orada da maalesef ve ne yazık ki tribünler yakıldı.
yine terör eylemi gerçekleşti. Bakın bu da bir terördür. Yani sadece PKK'nın silah alıp atması, bombalaması değil terör. Terör aynı zamanda sporda da terördür. Trafikte de terör, terördür. O yüzden şiddeti karşı olduğumuzu ve yeşil sahalarda böyle bu tür eylemlerin olmaması gerektiğini bir kere daha buradan vurgulamak istiyoruz. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, şimdi bizim her zaman savunduğumuz bir şey vardı. Özellikle minibüsçüler için, minibüsçü abiler, amcalar için. Hep deriz ki, ya arkadaş şu trafik levhalarını, trafik ışıklarını bir öğrenin ya. Yani bu bir yarış değil. Hani tamam yarışta yeşil yanınca vın diye geçer gidersin. Ama bu bir yarış değil. Yani kırmızıda dur, sarıda bekle, hazırlan, yeşilde geç. Bakın ne yaptık biliyor musunuz? Bir kamu spotu hazırladık. Ya hazırlamak zorunda kaldık işin açıkçası. Biraz derleme oldu ama biliyorsunuz Mersin'de mucitlerimiz var. Küçük kardeşlerimizin güzel güzel yapmış olduğu robotları sizlere aktarmıştık. O güzel kardeşlerimizden bir tanesi de minibüs şoför amcalarına seslendi. Şu an radyo klas vasıtasıyla bizi dinleyen tüm şoförlere. Tabii ki trafik kurallarına uyanlar hariç diyoruz. Bizim sözümüz trafik kurallarını çiğneyenler için, trafik levhalarını, trafik ışıklarını bilmeyen şoförler için. İzleyelim kamu spotumuzu, biz hazırladık bu arada. Onlar yarışta olduklarını zannediyorlar o yüzden. Evet. Doğrusunu öğretelim. Evet yani. Kırmızı ışıkta duracaksınız şoför abilerim. Yeşil ışıkta geçeceksiniz. Evet. Sarıda hazırlanacak. Evet abi. Hazırlanın. Tamam mı? Tamam mı? Tamam mı diyor küçük kardeşimiz. Evet. Yüreğine sağlık. Çünkü gerçekten artık dikkat ederseniz yayalara yeşil yandığında bile temkinli geçmeye çalışıyoruz. Ve lütfen temkinli geçmeye devam edin. Çünkü bazı minibüs şoförleri vakitleri daraldı diye onlara kırmızı yandığı halde geçebiliyorlar. Yayaların hakkına tecavüz edebiliyorlar. Bu yüzden sadece trafik levhalarına bakıp aldanmayın. Çünkü mutlaka sağınıza solunuza bir kere daha bir bakın. Acaba bir minibüs geliyor mu diye. Bir trafik kurallarına aykırı hareket eden trafik canavarı geliyor mu diye. Lütfen dikkat edin. Ve bir uyarımız daha var. Şu an radyo dinleyen ve minibüste bulunan yolcular için. Şoför amca inşallah kısmaz sesi. Evet sevgili yolcular, şu an nereye gidiyorsanız, nereye yolculuk ediyorsanız iyi yolculuklar diliyorum. Eğer ayaktaysanız lütfen şoförden bir zahmet sağa çekip durmasını, paranızı iade alıp inmenizi istiyorum. Çünkü bir kere şunu düşünün. İnsanoğlu yüce bir varlıktır ve yüce varlıklarda her şeyin en iyisine layıktır. Özellikle yolculuk esnasında sonuçta para veriyoruz. Paramızın hakkını alacağız. Nedir o hak? İşte eğer minibüste istifleme durumu varsa, turşuluk bir durum varsa lütfen binmeyin. Evet, sen de mi yaşadın? Evet. Şoför dedi ki ayakta yolcu almak yasak dedi. Doğru mu? Güzel demiş. Değil mi? Şok oldun. Bak Ezel diyor ki sevgili izleyicilerimiz, bugün diyor Cumhuriyet koptu mu? Ya biz Cumhuriyet kopa, evet. Valla ben bakın yani Cumhuriyet kopu çok kullandığım için demiyorum. Gerçekten çok trafik kurallarına uyumlu hareket ediyorlar. Yani o kadar iyi bir diyalogları var ki müşteriyle. Mesela bak geçen gün de anlattım. En son Cuma günüydü yanılmıyorsam.
pardon cumartesi günüydü. Şimdi bakın bir teyze bindi tekrar ve o teyze şimdi 45 evler var bir de neydi o? Güven sitesi var. İki farklı koldan, iki ayrı güzergahtan giden Cumhuriyet Kopa'a ait minibüsler var. Şimdi teyze yanlış binmiş. O yukarı çıkması gerekiyor ama biz aşağıya doğru, çarşıya doğru gidiyoruz. Diyor ki teyze, ya diyor ben yanlış bildim galiba diyor ki o arada parasını vermişti. Şoför bey de diyor ki bakın ama şu kibarlığa bakar mısınız? Yanlış mı bindiniz? Nereye gidecektiniz? İşte diyor ki ben Migros'un oraya gidecektim. İkinci konseptin oradaki Migros'a gidecektim diyor. Peki hanımefendi, tamam o zaman sorun değil. Birazdan gelecek minibüsle durduracağım ve sizi bindireceğim. Ücret de ödemeyeceksiniz oraya. Dedi ve karşıdan gelen şoförü aradı. Bir yolcum var, lütfen onu ikinci konseptin oradaki Migros'ta indirir misin? Hitap aynen bu şekil. Ve durdu, bekledi, bindirdi. Ondan sonra yürüdük, devam ettik. Şimdi böyle bir diyalog var. Bir de parasını vermiş kadın ama yanlış binmiş. Veya beyefendi artık. Yanlış binmiş, şoför parayı iade etmiyor. Yani yardımcı olmuyor. Bir de kızışıyor niye yanlış bindi diye. Ya arkadaş sen zaten paranı aldın, yanlış bindi binmedi. O seni bağlayan bir şey değil, sen sonuçta paranı aldın. Evet, bunlara çok önemsiyoruz. Cumhuriyet Kopa bir kere daha teşekkür ediyoruz ve Cumhuriyet Kopa herkesin örnek almasını istiyoruz. Şu an dinliyorsa Cumhuriyet Kopa şoförleri buradan selam, sevgi ve saygılarımızı iletiyoruz. Hayırlı kazançlar diliyoruz onlara. Evet. Eğer diğer yolcularımız da, pardon diğer sürücülerimiz de bizden bu tür alkışlar almak istiyorlarsa lütfen müşterileriyle, yolcularıyla olan diyaloglarına biraz daha dikkat ederlerse duyduğumuzda da biz onu da buradan söyleriz. Duyduğumuzu, gördüğümüzü söylüyoruz çünkü. Evet, hayırlı yolculuklar diliyoruz. Lütfen bir kere daha diyoruz. Dolu minibüse binmeyin. Ayakta yolcu olmaz. Paranızın hakkını alın. Yani ayakta duracaksanız o zaman yürüyerek gidin. Hem en azından sağlık açısından iyidir. Bakın bunu deneyin. Eğer dolmuşta yer yoksa ayakta gideceğinize bence yürüyerek gidin. Hem hareket berekettir ve sağlık için iyidir. Evet, hemen dedikten sonra sosyal paylaşımlara geçiyoruz. Tabii siz de eğer bu konuyla ilgili etrafınızda gördüğünüz olumlu veya olumsuzluklar varsa, tabii olumlu olursa daha çok seviniriz. Çünkü hep kötüleri söylemek doğru değil diye düşünüyorum. Haksızlık ediyoruz çünkü iyiler arada kaynıyor. Instagram adresimiz Tekin Narşap'la manşet. Şu an eğer minibüsçüler de dinliyorlarsa lütfen oradan da yazabilirler bize. Bize haksızlık ettin. Bizi de say diyorlarsa onları da sayarız. Evet, Instagram adresimiz Tekin Narşap'la manşet. İçel TV Mersin Twitter adresimiz. İçel TV Facebook adresimiz. 233-66-55 ve 233-55-66'da telefon numaramız. Mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Evet, hemen sosyal paylaşımlara geçiyoruz. Akdeniz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı Çay Mahallesi Mahalle Evi Bahçesi'nde çocukların oyun keyfi yaşadığını söylüyor. Evet, ne diyoruz hemen aklımıza gelmişken? Özgür Çocuk Parkı'nın durumu ne oldu? Özgür Çocuk Parkı ile ilgili bir gelişme var mı? Özgür Çocuk Parkı'nın gerçekten Özgür Çocuk Parkı adıyla bütünleşen bir park olup çocuklarımıza sunulacak mı? Gerçekten bunu merak ediyoruz. AK Parti Mersin İl Başkanımız Cesim Ercik, Toruslar Yörükleri Kültür Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin Karatepe Yörük Şenliklerine katıldı, paylaşımını yapmışlar. Ve Sayın Aytu Atıcı, Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Bozyazı Anamur ilçelerimizde saha çalışması yaparak vatandaşlarımızı ziyaret edeceğim, katılımınızdan onur duyarım demiş. Ve Sayın Burhanettin Kocamaz, umutsuzluk imansızlıktır. Tüm yaşadıklarımıza rağmen davamızın geleceği açısından umutluyuz. Su şimdi birazcık bulanık olsa da mutlaka durulacak. Bizim ayrışmaya değil birleşmeye ihtiyacımız vardı. Ülkemiz kan gölü iken birbirimizi kırmak, kırılmak gibi bir lüksümüz olamaz. Birlik olunuz. Herkesi biraz daha itidale, hoşgörüye, sevgi, barış ve kardeşliğe davet ediyorum. Etle tırnak gibiyiz. Yine yüz yüze bakacağız. Aman üsluba dikkat. Selamlaşmak sünnettir. Herkese, tüm dava adamlarına, tüm ülkücülere, tüm inananlara selam olsun. Sayımız artsın, eksilmesin, taşsın, dökülmesin. Değerli ülküdaşım, şunu kesinlikle unutmayalım ki sen varsan bir fazla, sen yoksan bin eksiyiz. Oysa bir tek insanımızın dahi kaybına tahammülümüz yoktur. Sevgili dava arkadaşım, sen artık tek başına sen değilsin. Bizler hep birlikte biz olmuşuz.
fevri davranamayız. Bir olmak, bütünleşmek zorundayız. Akıl insanoğluna verilmiş en büyük nimettir. Hakka uyarsak, iyiye kullanırsan, vezir, iblise uyarak kötüye kullanırsan rezil eder. Aman dikkat. Evet, iblis, şeytan. Şeytana uymamak lazım. Şeytanın insanların gözünü kör etmesine müsaade etmemek lazım. Yani gerçekleri görmek, doğruları görmek, evet bu da doğrudur, evet bu da gerçektir diyebilmektir şeytana karşı gelebilmek. Milliyetçi Hareket Partisi'nin biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, evet bir ara ben de demiştim. Ben sadece Milliyetçi Hareket Partisi için değil, Cumhuriyet Halk Partisi için de aynı şeyi söylemiştim. Kardeşim bakın bu bir gerçek bir kere. Üst üste seçim kaybediyorsun. O zaman ne yapacaksın? Bak Mersin İdman Yurdu kaç defa teknik direktör değiştirdi? Bak örnek al. Kaç defa teknik direktör değiştirdi? Şimdi aslında Mersin İdman Yurdu'nda teknik direktör sorunu yokmuş. Mersin İdman Yurdu'nda sporcuların keyfiyatına kalmış bir durum söz konusuydu. Ama şimdi siyasi partiye gelecek olursak. Şimdi bakın 5, 10, 15 seçim kaybetmiş. Hala yerinden bir tık öteye gidememiş, iktidar hedefini dahi koyamamış partilerin artık bir şekilde bir değişime ihtiyacı var. Hani hep diyoruz gençlerin önünü açmak lazım. Ama bunu demokratik şekilde yapmak lazım. Yani ben evet Sayın Bahçeli bu partiye gerçekten büyük değerler katmış, bu zamana kadar getirmiş ve gerçekten iyi işlere de imza atmış. Ama artık değişmesi lazım diyorum. Ama bu parti içinde bir bölünmeye neden olmaksızın olması lazım. Ve partinin üzerinde oynanan oyunları görerek hareket etmek lazım. Artık bakın çok dillendirilmeye başlandı, çok konuşulmaya başlandı. Ne deniliyor? Milliyetçi Hareket Partisi dizayn edilmeye çalışılıyor. Milliyetçi Hareket Partisi işte bir örgüt tarafından yönetilmeye çalışıyor. Milliyetçi Hareket Partisi ayrıştırılarak aslında amacını dışına çıkarılmaya çalışılıyor, konuşulmaya başladı. Evet bu tehlike var. Ben bu tehlikeyi görüyorum, seziyorum ve Milliyetçi Hareket Partililere şunu söylemek istiyorum. Lütfen. Alınan bir kongre süreci var. Ne demişti Sayın Devlet Bahçeli? 18 Mart 2018 galiba değil mi? O tarihi bekleyin kardeşim. O tarihi bekleyin. Yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin üzerindeki akbabaları sevindirmeyin. Milliyetçi Hareket Partisi'nin bölünmüşlüğünü isteyenler, parçalanmışlığını isteyenler farklı emel ve amaçlar için Milliyetçi Hareket Partisi'ne nifak tohumları ekmeye çalışıyor. Bu yüzden bu oyuna gelmeyin. Sizden ricam. Ülke zaten Sayın Burhanettin Kocamaz'ın da dediği gibi ülke gerçekten iyi gidişata gitmiyor. Güçlü bir muhalefete ihtiyaç var. Bu güçlü muhalefet de Milliyetçi Hareket Partisi'nin tek bir vücut halinde ayakta durmasıyla gerçekleşecektir. Yine her zamanki sevdasıyla, her zamanki düşüncesiyle, her zamanki milli birlik ve beraberlik şuuruyla hareket etmesi lazım. Bölünmüşlüğe asla geçit vermesin Milliyetçi Hareket Partisi. Tabii Sayın Kılıçdaroğlu'nun da artık bırakması gerekiyor. Bakın bunu da söylüyorum ben. Bakın AK Parti'de Sayın Davutoğlu bırakıyor. Ya bir yıl bile dolmadı değil mi? Bırakıyor. Artık Sayın Kılıçdaroğlu da bırakması lazım. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu artık gerçekten kullandığı cümleler, sarf ettiği cümleler artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni yıpratmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin artık çizgisinden çıkmış bir parti olmaktan ziyade çizgisine tekrar kavuşan bir parti olması lazım. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk diyor ama Mustafa Kemal Atatürk'ün çizgisinden baya baya bir uzaklaşma söz konusu oluyor. Bu yüzden lütfen biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'nin de düzene girmesi lazım. Çünkü bu ülkenin muhalefete ve ana muhalefete ihtiyacı var. Eğer muhalefet ve ana muhalefet böyle yıpranmışlık içinde olursa maalesef ve ne yazık ki ülke hani kimilerine göre çok kötü gidiyor, kimilerine çok iyi gidiyor ama muhalefetsiz bir ülke kabul edilemez. Muhalefet olacak kardeşim. Muhalefet olacak. Evet, devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Tabii dediğimiz gibi demokratik süreçlerle halletmek lazım. Kavgalarla, gürültülerle halletmek doğru değil. Evet, Mersin Cumhuriyet Halk Partisi Yenişehir İlçe Örgütü 14 Mayıs
Eczacılık Günü kutlu olsun demiş il başkanlığı tarafından paylaşılmış ve Yenişehir İlçe Örgütü de paylaşmış. Ve Sayın Devlet Bahçeli, evet, yargı kararını beklemek MHP'nin temel ilkelerindendir ve karar ne olursa olsun işte her şey asıl o zaman başlayacaktır. Bir de şu gerçek var Milliyetçi Hareket Partisi'nde, yani zaten Mayıs içerisinde bir karar verecek Yargıtay. Yani şimdi neden 15 Mayıs diye diretiyoruz? Şimdi bir de şu var Ezel, yani bir karar verilecekse neden mesai bitimine 10 dakika kala karar veriliyor? Yani bunu Milliyetçi Hareket Partilerinin oturup düşünmesi lazım. Zorlamanın manası yok. Ya zaten Mayıs içerisinde karar verecek. En fazla burada 10 gün 15 günlük bir süre kaldı. Neyin acelesi? Mahkeme çıkıyor, mesai bitimine 10 dakika kala karar veriyor. Yani bunu bir düşünmek lazım, bunu bir yorumlamak lazım. Neden böyle bir durum? Yani bir de cuma günü. Ya bunlar artık düşünülmesi gereken konular. Yargı kararını beklemek Milliyetçi Hareket Partisi'nin temel ilkelerindendir ve karar ne olursa olsun işte her şey asıl o zaman başlayacaktır diyor. Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Beşiktaş Jimnastik Kulübümüz tüm sevenlerine haklı bir gurur yaşattı. Bir Beşiktaşlı olarak siyah beyazlı renklerin başarısından, centilmence mücadelenin zaferle taçlanmasından gerçekten bahtiyarlık duydum. Kaya Kartal'ın şampiyonluğu hayırlı olsun diyor. Kulüp yönetimimizi, futbolcularımızı, teknik kadro ve taraftarlarımızı yürekten kutluyorum demiş Sayın Devlet Bahçeli. Ve Emin Ölker Tarhan, İvan Bebekler ne de çokmuş. Kimin kokart verdiği meçhul bir hakem yüzünden maçı kaybetsen de kalbimizin şampiyonusun. Teşekkürler Fenerbahçe diyor. Ve Erdemli Belediyesi Erdemli'ye kupayla dönüyoruz. Erdemli Belediyesi Çağdaş Halk Dansları Topluluğu ve Mercane Can Kültür Elçileri Spor Kulübü olarak birlikte katıldığımız Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nca Ankara'da düzenlenen Türkiye Halk Oyunları yarışmasında yıldızlar kategorisinde ikinci olduk. Emeği geçen herkese teşekkürler diyor. Biz de tebrik ediyoruz tabii ki. Başarılar diliyoruz. Ve Hasan Doğan, yakışmadı hocam, yakışmadı Rıza Çalınbay. Oğlun yaşındaki çocuklar, onlar der miydi ekmeğini yediğin bir de bu şehrin? Rıza Çalınbay. Maçı kazanacağın belli de o gençlerin gururunu kırmak oldu mu? Yakıştırdın mı kendine? Ya tamam, doğru ama hani ben de öyle söyledim. Dedim ki işte ya 7 tane de atmak neymiş? Ama sonuçta şöyle düşünelim. Sporda gurur olmaz. Olmamalı da bence. Yani sporda yemek var. Yani, peki tamam Ezel, tamam okey. Mertin İtman Yurdulu gençlerin gururu kırıldı diyelim. Varsayalım. Ama sonuçta bir profesyonellikten bahsediyoruz. Amatörlükten değil. Peki Rıza Çalınbay'ın takımındaki gençlerin o onurunu ne yapacağız? Yani şimdi biz olsaydık da bu kadar rahat gol atabilen bir takım olsaydık, bizim sporcularımız canla başla ben de atayım, ben de atayım havasına girmeyecek miydi? Bir de bu açıdan bakmak lazım. Yani şimdi bunu duygusallığa dönüştürmenin, tek taraflı düşünmenin de mantığı yok. Evet, girişte ben de söyledim, nedir ya 7 tane atmak? Yani 3 tane de bırakaydınız. Ama biraz oturup düşündüğünde de, değil mi? Yani karşı tarafın da bir morale ihtiyacı var. Hani lig bitmiş ama sonuçta çocuklar kendilerini ispat edecekler. Sonuçta ne olacak? Sonuçta bunlar profesyonel ve sonuçta bunlar bir şekilde bir kulübe kendini atacak. Değil mi? Kendini gösterecek ki, oyununu, kalitesini gösterecek ki transferde yer bulabilsin. Çünkü adam bundan ekmek parası kazanıyor. O yüzden düşünmemek lazım. Evet, biz bir kere şunu düşünmeliyiz. Ya arkadaş, biz de bu kadar gol yememeliydik ya. Bizim kalecimiz bu kadar gol yememeliydi. Veya defansımız bu kadar kötü olmamalıydı. Veya biz de mücadele etmeliydik gibi. Bunu da yapabilmeliyiz ama. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır stadından uzakta olmasına rağmen verdiği emekle şampiyonluğu sonuna kadar hak eden Beşiktaş'ı gönülden tebrik ediyorum demiş. Ve Sayın Lütfü Elvan, Sümeyye kızımıza ve Selçuk kardeşimize iki cihan saadeti diliyorum. 2015-2016 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı tebrik ediyorum demiş. Evet, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kızı da mutlu bir yuva kurdular. Dünya evine girdiler. Bizler de mutluluklar diliyoruz. Ömür boyu saadetler diliyoruz. Evet, evlilik ve yuva kurmak gerçekten güzeldir. Darısı Ezel'in başına.
Mehmet Türe, Anamur Belediye Başkanı, bir Fenerbahçe taraftarı olarak 2015-2016 futbol sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı, taraftarlarının, yönetimini ve futbolcularını canı gönülden kutluyorum. Allah bize de nasip etmesini temenni ediyorum. Mehmet Türe, Anamur Belediye Başkanı. Ve Mersin Büyükşehir Belediyesi de Sayın Kocamaz Toroslar Yörükleri Kültür Yardımlaşma ve Danışma Derneği'nin Karatepe'deki düzenlediği Yörük Şenliği'ne katıldı. Evet. Ve Mezitli Belediyesi gelenek haline getirdiği 3. doğa yürüyüşünü gerçekleştirdi. Başkan Tarhan Mezitli'nin güzelliklerini vatandaşlarımızın tanımasını istiyoruz demiş. Ve Sayın Numan Olcağar da Toroslar Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu Mersin 5. Bölgesel Radyo Kontrollü Model Uçak Şenliği'ndeydik. Organizasyon paydaşları ve Mersin Üniversitesi'ni ve ayrıca tüm emeği geçenleri kutluyor ve teşekkür ediyorum. Bir de Şerafettin Aşut drone'u düşürmeseydi iyiydi demiş. Evet, tabii bizim drone'umuz da uçtu orada değil mi? Bizim drone'umuz da vardı orada, evet. Ve Sayın Özdemir Çakacak, engelli askerlerimizin yemin ve terhis töreninde aileler ve çocukların mutluluk ve gururunu birlikte yaşadılar diyor. İşte bakın, engellilerin önündeki engeli açmak için ne kadar güzel bir adım. Evet, Sami Sürgün, Beşiktaş'ta arkadaşları tebrik ederim. Hak edilmiş bir şampiyonluktu. Darısı seneye Mersin İdman Yurdu'nun PTT Lig şampiyonluğuna olsun. Ne diyelim? Ve Silifke Belediye Başkanı Sayın Doktor Mustafa Turgut da Eczacılar Odası Silifke temsilciliğimizi ziyaret ederek Eczacılar Günü'nü kutladık diyor. Ve Tarsus Belediye'mize taşımalı eğitimden dolayı kapalı olan okullarımızı sosyal yaşam merkezine dönüştürüyoruz. İbrişim mahallemizdeki yaşam merkezi açılış töreni varmış. Doktor odası, muhtar odası, kütüphane, meslek edindirme odası, çocuk oyun alanı gibi, basketbol, voleybol sahası, oturma grupları, fitness spor alanı gibi. Tüm halkımız davetlidir diyor. 18 Mayıs günü saat 13'te İbrişim mahallesinde açılış varmış sevgili izleyicilerimiz. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından kuvvetimizi, seccadelerini gözyaşlarıyla ıslatan mazlumların dualarından alıyoruz diyor. Ve Doçent Doktor Yılmaz Tezcan, oynadığı güzel futbol ile takdir kazanan ve yeni stadında şampiyonluğu hak eden Beşiktaş'ı tebrik ediyorum diyor. Bu arada Sayın Doçent Doktor Yılmaz Tezcan Mersin İdman Yurdu küme düştü. Yani öyle hatırlatmak için söyledim. Beşiktaş'ı biliyoruz. Mersin İdman Yurdu'nu biliyor muyuz? Bir Mersin milletvekili olarak. Onu hatırlatmak için, yoksa farklı bir niyetle, kötü bir amaçla değildi. Gayet iyi niyetle söyledim. Evet, Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz ve Mersin gündemine dair bilgileri aldıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Günaydın, teşekkür ediyorum Üçel TV izleyenlerine ve Radyo Klas dinleyenlerine. Mersin gündemiyle ilgili gelişmeleri kısaca aktaralım. Tabii yaz aylarının gelmesiyle birlikte her yıl böyle olur. Mersin gündeminde ve Türkiye gündeminde bir durağanlık yaşanır. Ama Türkiye gündemi şu günlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin olağanüstü genel kurultayı yapılacak mı, yapılmayacak mı, muhaliflerin söylemleri. Bu duruma karşı Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ve kurmaylarının söylemleri. Bu tabii Türkiye gündemine oturmakla birlikte Mersin gündemine de oturmuş durumda. Malum Mersin'de de Milliyetçi Hareket Partisi tabanında ve Milliyetçi Hareket Partisi'nde öne çıkmış isimler arasında da muhalif ve yönetim taraftarı açısından bölünmeler var. Şimdi Mersin'de de tabii merakla bekleniyor. Mersin genel anlamda tavrını kimden yana koyacak? Aslında tavrını genel anlamda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yana Mersin'deki MHP'nin ağır isimleri koymuşlardı. Ama bu son yaşanan gelişmeler dengeleri nasıl değiştirecek? Bu da Mersin kamuoyu tarafından Mersin zemininde merak ediliyor. Mersin'de kamu hastanelerinin yemek ihaleleriyle ilgili bir operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonda 19 kişi gözaltına alındı. Kamu hastaneleriyle ilgili yapılan yemek ihalelerine fesat karıştırdı.
karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişiden 6 kişi emniyetteki sorguları sonrasında serbest bırakılırken 13 kişi ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemede 13 kişiyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Bugün sabah saatlerinde Tarsus Şamlıyayla yolunda bir trafik kazası meydana geldi. Bir kamyonetin Sarıkoyak Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yaşanan kazada yaralılar var. Şu anda kaç kişinin yaralı olduğuna yönelik henüz elimize bir bilgi ulaşmadı. Tabii yaralılara yoldan geçen araç sürücüleri, diğer araç sürücüleri ilk müdahalede bulundular ve olay yerine gelen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldılar. Ayrıntılar ilerleyen dakikalarda ve saatlerde haber bültenlerimizde olacak. Spora geldiğimizde sporda beklenen bir gelişme yaşandı. Beşiktaş'ın şampiyon olması. Beşiktaş şampiyonluğunu bu sezon için ilan etti. Ve Beşiktaş'ın şampiyonluğunu ilan ettiği maç Osmanlıspor karşısında 3-1'lik galibiyeti sonrasında yaşandı. Ve tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de Beşiktaşlılar ellerinde bayraklarla, flamalarla sokaklara döküldüler. Ve Adnan Menderes Bulvarı'ndaki Beşiktaş Meydanı'nda toplanarak sabah erken saatlere kadar Pozcu'nun çeşitli noktalarında da yine sabah erken saatlere kadar Beşiktaş'ın şampiyonluğunu kutladılar. Ama tabii Beşiktaş için yaşanılan bu coşku ve heyecan isterdi ki Mersin İdman Yurdu için de yaşansın. Ama Mersin İdman Yurdu tabii küme düştü. Küme düşmekle birlikte son maçlarını da hiç de iyi bir şekilde sahaya futbol koyarak devam ettiremiyor Mersin İdman Yurdu. Mersin İdman Yurdu Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul'da Kasımpaşa'ya konuk oldu. Kasımpaşa da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Mersin İdman Yurdu sahadan 7-0 mağlup ayrıldı. Bu 7-0'lık mağlubiyet Mersin İdman Yurdu tarihinde bir ilk olmakla birlikte Kasımpaşa'nın tarihinde de bir ilk olma özelliğini taşıyor diyoruz. Ve ayrıntılar haber bültenlerimizde olacak. Şimdilik bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na ve hemen yerel gazetelerimize geçiyoruz. Mersin Gazetesi ile başlıyoruz. Mersin Gazetesi'nde mecliste nükleer eylemi diyor. Mersin'de nükleer santral istemeyen çevreciler Mersin Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısına sessiz protesto eylemi yaptılar. Salonda slogan atılması üzerine Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, ben şahıs olarak nükleer santrale karşı olduğumu 100 defa söyledim. Bu işi şova dönüştürmeyin. Burası meclis diyerek tepki gösterdi. Ve teknolojiye yeni nesil yön verecek. Mersin'de bir firmanın girişimleri küçük yaştan itibaren bilgisayar programcılığı eğitimi alan çocukların Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen etkinlikle bilgisayar oyunlarından web sitesi tasarımına kadar pek çok konuda geliştirdikleri yazılımları anlattı. Ve acı haberi Mersin'de aldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Dağlıca Kırsalı'nda teröristlerle girdiği çatışmada şehit düşen piyade uzman çavuş İrfan Mert'in 3 yıllık eşi Radya Mert acı haberi ailesini ziyarete geldiği Mersin'de aldı. Mersin Merkez Mezitli ilçesi Yeni Mahalle'de oturan babası Supi Duman'ı ziyarete gelen şehit eşi Radya Mert'e acı haber Merkez Komutanı Albay Ekrem Özer ile askeri yetkililer tarafından verildi. Aldığı haberle fenalık geçiren acılı eşe sağlık görevlileri tarafından sakinleştirici yapıldı. Ve çiftçimize her türlü desteği veririz diyor Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz. Mersin'de var olan tarım potansiyelini önemli bir ekonomik kaynağa dönüştürmeyi amaçladıklarını belirterek bunun için de çiftçimizin yararına, memleketimizin hayrına olacak her türlü desteği vermeye hazırız dedi. Başkan Kocamaz 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı. Ve Mezitli'de 3. Doğa Yürüyüşü'nün gerçekleştirildiğine dair haber var. Engellilerin askerlik heyecanına yer vermiş. Mersin'de engelliler askerlik heyecanı yaşadı. Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla temsili askerlik ve yemin törenine katılan engelliler sevinç ve gururu bir arada tattı diyor. Evet. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Çukurova gazetesinde bir haber var ki sevgili izleyicilerimiz hastanelerin yemek ihalelerinde yolsuzluk iddiasına yer vermiş. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin yemek ihalelerinde yolsuzluk yapılarak kamunun zarara uğratıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında bazı yemek firmaların merkezleriyle
firma sahiplerinin evlerine operasyon düzenlendi. Adliye sevk edilen 13 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tabii bu iddia gerçekten müthiş. Barış demeye devam edeceğiz diyorlar. Evet. Ve devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Kapızlı'ya arıtma tesisi yapılacak. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Silifke ilçesi Kapızlı Mahallesi'ne arıtma tesisi yapılmasını onayladı. CHP'li meclis üyesi Esen Tuğba Tol, Mersin'in en güzel kıyısına arıtma tesisi yapılmasının doğru olmadığını, ARKUM'un tesis için daha uygun olduğunu söyleyerek kararın komisyonda yeniden görüşülme isteği kabul görmedi. Dalca Şehidi'nin eşi acı haberi Mersin'de aldı ve engellilerin askerlik heyecanına yer vermiş gazete. Ve beynin de bir cinsiyeti varmış bu arada Ezel. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Serkan Karaismailoğlu insan beyninin de bir cinsiyetinin olduğunu belirtmiş sayfa 6'da. Ben çok merak ettim. Evet, paylaşırsan bizimle Ezel. Bizim beynimizin cinsiyeti neymiş onu da öğrenelim. Ve Hakimiyet Gazetesi Mersin'de teknolojiyi yeni nesil yön verecek. Mersin'de bir firma küçük yaşta itibaren bilgisayar programcılığı eğitim alan çocuklar bilgisayar oyunlarından web sitesi tasarımına kadar geliştirdikleri yazılımları anlatmışlar. Çimento fabrikası çevreyi kirletiyor. Cumhuriyet Halk Partisi Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Silifke ilçesindeki çimento fabrikasının sağlığı ve çevreyi tehdit ettiğini söyledi. Fabrikanın Silifke'de çevre sorunlarına yol açtığını savunan Atıcı, buna rağmen bakanlık onayıyla ÇED olumlu rapor alınarak faaliyete geçtiğini kaydetti. Burada fok balıkları yaşıyor diyor. Taahhütlerini yerine getirmedi diyor. Ve Antik Kent'te caz konserine yer verilmiş. Annesinin gözleri önünde öldürüldü Mersin Üniversitesi öğrencisi. 23 yaşındaki Kandemir Yaluk, Adana'da annesiyle birlikte evlerinin bulunduğu apartmana girmek üzereyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin tabancalı saldırısına uğradı. Annesinin gözleri önünde vurulan ve vücudunun çeşitli yerlerinde çok sayıda mermi isabet eden Yaluk kaldırıldığı hastanede öldü. Ve evlendiği gün öldü. Mezarı ikinci kez açılacak. Mersin'de yaşayan işçi emeklisi Ahmet Yeşildağ, 2013 yılında bir sosyal paylaşım sitesinde okey oynarken biriyle tanıştı. Ahmet Yeşildağ, Mersin'de sattığı evin parasını Bursa'daki bayana gönderdi. Bayan mallarını bırakan vasiyetname hazırladıktan sonra bayan yeğeniyle evlendi. Nikahın kıyıldığı akşam rahatsızlanan Yeşildağ kaldırıldı, hastanede öldü. Oğlu Yeşildağ, doktorun normal ölüm raporu verdiği, babasının nikah yaptığı gece ölümünü şüpheli bulup savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ve Haberci gazetesine geçiyoruz. Büyükşehir'den sahillere düzenleme. Sahillerde büfe, seyyar, duş, tuvalet, soyunma kabini ve şezlong alanları kurulması için Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm AŞ'ye işletme hakkı verildi. CHP karara tepki gösterirken AK Parti çekincelerimiz var görüşü bildirdi. Tüm pazarları kaybettik. Kötü haber diyor. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde Mersin üretici kötü haber geldi. Rusya Türk menşeili tüm ürünlere yasak getirecek. Ziraat Odası Başkanı Gökçel, tüm pazarlarını kaybeden sebze meyve üretiminin üreticisinin başına bela olacak bir gidişat içerisinde olduğunu açıkladı. Ve izin vermeyelim diyor. Mersin Kent Dayanışma Platformu Akma Ürünlükler Santrali başta olmak üzere kirli sanayi yatırımlarına karşı belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize açık mektup yayınladı. Konsey kirli yatırımlara dur denilmesini isteyerek Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı 1/50.000 ölçekli planda Akkuyu Nükleer Santrali projesine yer verilmemesi için de birlikte hareket etme çağrısı yaptı. Ve sorumlular yargılansın. Soma'da katledilen 301 madenci anıldı. Mersin'de emek güçleri Soma katliamının ikinci yılında hayatını kaybeden 301 madenciyi andı. Anmada konuşan Seyfettin Atar, faciada sorumluluğu bulunanların yargı önüne çıkarılmasını istedi. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Güney Gazetesi de CHP'den kanun teklifi. CHP Mersin Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Profesör Doktor Aytu Atıcı, engelli vatandaşların aldığı sağlık hizmetinden katılım payının kaldırılması için kanun teklifi verdi. Bence iyi bir öneri, iyi bir teklif. Katılım payı, bir de özellikle gazilerimizle ilgili bir çalışma yapılması lazım ki gazilerimizin kullanacakları tüm ilaçlar, tüm protezler
bedava olması lazım. Yani hiçbir şekilde gazimizden hiçbir ücret, hiçbir ad ve sıfat altında ücret talep edilmemesi lazım. Çünkü ayıptır, günahtır. Bakıyorsunuz gazimiz gitmiş vatan için çarpışmış, yaralanmış, bacağını kaybetmiş, mayına basmış, protez kullanıyor ve protez parası yüksek, ödeyemediği için icralar geliyor. Bu konulara çok haberlerde rastlamıştık. Çok ayıptır. Çok büyük günahtır. Çok büyük yanlışlıktır. Ama bakıyorum da 550 milletvekili bu konuda gıkını çıkarmıyor. Ya kardeşim, birileri yanlış yapıyorsa o yanlışa oturup seyirci kalmak da o yanlışı yapanlardan farksız olduğumuzun bir göstergesi değil midir? Yani gazilerimizin alacağı protezlere neden para ödesin? Benim devletim bunu karşılasın. Yani gücümüz var çok şükür. Paramız var çok şükür. O yüzden bunun bir kanun teklifi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi lazım. 550 milletvekilinden bir tane baba yiğit milletvekili çıkıp da bu kanun teklifini sunmayacak mı? Hayır, sunmayacaksa söylesinler, biz hazırlayalım. Vatandaş olarak Mersin'de manşet programı olarak biz böyle kanun tasarısı hazırlayalım, gönderelim. 11 milletvekilimizi de bir kenara koyup öyle gönderelim. Evet. Güney Gazetesi'ne devam ediyoruz. Çinler 5 milyar dolar ihracat için Türkiye'yi istiyor. Yılda 5 milyar dolar gıda ve tarım ürünü ithal eden Çinli firmalar bu ürünlerin ithalatını Türkiye'den gerçekleştirmek için BAYB'de yaş, sebze, meyve ve gıda ürünleri ihracatçılara görüşmelerde bulundu diyor. Evet, beynin de bir cinsiyeti varmış haberi burada da karşımıza çıktığını söylüyoruz. Dişi beyin ve erkek beyin arasındaki farkı anlatmış sevgili izleyicilerimiz Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi Doktor Serkan Kara İsmailoğlu. Ve Türk-Alman öğrencilerden filmlerde göç teması konulu çalıştay düzenlenmiş. Bilimsel eczacılığın 177. yılı kutlandı bu arada sevgili izleyicilerimiz. Ve yerel gazete turumuz böylelikle sona erdi. Haber başlıklarımız ve ardından ulusal gazetelerimizle sizlerle birlikte olacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası öğrenci buluşması programında konuştu. Konuşmasında CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleri gibi kanla beslendiğini söyledi. MHP'de muhaliflerin 15 Mayıs ısrarı işe yaramadı. Yargı kararına rağmen kurultay yapmak için toplanan muhalifler amaçlarına ulaşamadı. Hakkari'nin Çukurca ilçesi Çığlı Üst bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Saadettin Bakır'ın ve Müjdat Kerem Şahan'ın cenazesi kılınan cenaze namazlarının ardından toprağa verildi. Diğer yandan Kırklareli'nde zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan Ekrem Çelik de memleketi Isparta'da son yolculuğuna uğurlandı. Diyarbakır'da caddeye bırakılan bir piknik ve mutfak tüpü korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı ekipleri birbirine kabloyla bağlanmış tüplerin bomba düzeneği olmadığını anlaması üzerine ilçe sakinleri rahat bir nefes aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'la iş adamı Özdemir Bayraktar'ın oğlu Selçuk Bayraktar dünya evine girdi. Düğünde davetlilere izletilen filmde ise Sümeyye Erdoğan'ın ilk kez yayınlanan fotoğrafları yer aldı. Türk sinemasının ünlü oyuncusu Oya Aydoğan, aort damarının yırtılması sonucu tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında yaşamını yitirdi. Ukrayna'yı temsilen bu yıl Erevizyon şarkı yarışmasına 200 bin Kırımlı Tatar'ın 18 Mayıs 1944 tarihinde Ruslar tarafından yurtlarından sürgün edilişini anlatan şarkı, Kırımlı Cemal'a seslendirmesiyle 534 puan alarak birinci oldu. Evet, ve ulusal gazetelerimize geçiyoruz sevgili seyircilerimiz. İlk gazetemizde Milliyet Gazetesi. Milliyet Gazetesi, haklı gurur yaşayan Siyah Beyazlılar Süper Lig'de 7 yıl sonra 14. kez mutlu sona ulaştı. Şampiyon Beşiktaş haberine yer vermiş 7 yıl sonra.
Güneş, biz hak ettik. İlk kez tanıştılar bu arada ve teşekkürler. Fener haberine değer vermiş. Ve ölümsüz 66 gün. Deniz Kuvvetleri'nin Mart başında başlattığı gözetleme ve kurtarma operasyonları sayesinde Ege'de can kaybı olmadı. Ve halkımdan besleniyorum diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan uluslararası öğrenci buluşmasında Kılıçdaroğlu'nu ve Batı'yı eleştirdi. Erdoğan, Van'da il başkanları toplantısında konuşan zat bizim kandan beslendiğimizi söylüyor. Haddini bil, haddini. Ben halkımdan besleniyorum. Kandan beslenen birileri varsa 1960'ta rahmetli Menderes'in ve iki arkadaşının idamına zemin hazırlayan CHP zihniyetidir. Sizsiniz dedi. Biz başkaları gibi yapmayız diyor. Kılıçdaroğlu, milletvekili İnce'nin muhalefeti değiştirmeliyiz sözlerine karşı yeterli imzayı getirirsiniz, kurultayımızı yaparız. Başka partiler gibi kavga süreci yaratmayız dedi. Davutoğlu'nun saydamlıktan yana tavrı nedeniyle başbakanlıktan olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Ulaştırma Bakanlığı'ndaki büyük ihaleler yüzünden çatışmalar olduğunu söyledi. Ve Orgeneral Akar'ın şahitlik gerekçeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Sümeyye Erdoğan, Selçuk Bayraktar çiftinin nikah şahidi olması konusunda çeşitli yorum ve eleştiriler medyaya yansıdı. Askeri kaynaklar Orgeneral Akar'ın nikah şahidi olması gerekçelerini sıralarken her iki aileden de davet almasının yanı sıra terörle mücadele etkili olan yerli İHA tasarımcısı ve yönetimcisi olan Selçuk Bayraktar'ın TSK ile birlikte çalışması ve eskiye dayanan tanışıklığına vurgu yaptılar. Orgeneral Akar'ın Ankara ve civarındaki tüm şehit ailelerin evini eşiyle ziyaret ettiğini, nikah günü de şehit cenazesinden kıyafetini eti meskut askeri üstünde değiştirerek İstanbul'a gittiğini belirttiler. Akar ve komutanların nikaha gitmesinin insani bir davranış olduğunu belirten askeri kaynaklar, Hava ve Deniz Kuvvetleri komutanlarının yurt dışında oldukları için törene katılmadıklarını bildirdiler. Ve Diyarbakır'da patlatacaklardı. PKK'lı teröristlerin köylülerin geçit vermemesi nedeniyle Dürümlü mezrasında patlattıkları 15 ton bombanın asıl hedefinin Diyarbakır kent merkezi olduğu belirlendi. Yapılan tespitlere göre PKK'lılar köylülerden istediği elemanı alabilseydi uzaktan kumandalı düzeneğin kurulduğu kamyona bindirip eylemin gerçekleşmesinde kullanacaktı. Evet, ve sonra da çıkıp bir açıklama yapıyorlar. Biz onu sadece götürüyorduk, patlatmak için değildi. Evet, tabii bir komutanın da bir düğün merasimine katılması ve hatta şahitlik etmesi bence bu ülkede çok da yadırganmamalı. Hele hele düşünün ki Ezel burada çalışıyor. Burada çalıştığı için, buradaki işleri yaptığı için evleniyor. Yani Kaya Bey'in gidip ona şahitlik yapması gayet doğal. Normal değil mi Ezel? Seni evlendireceğiz inşallah. Bugün seni evlendirme derdindeyim o yüzden. Evet. Orta Doğu gazetesine geçiyoruz. Bu emanet gölgelenmeyecek. MHP lideri Devlet Bahçeli hiçbir odak, hiçbir saati demokrat ve proje elemanı aramıza giremeyecektir diyor. Korsan kurultaya izin yok. Yargı kararlarına rağmen MHP üzerinde operasyon yapmak isteyenlerin oldu bitti oluşturma çabası sonuçsuz kaldı. Ve Zaman Gazetesi, Tuğgeneral'e ağır müebbet, MİT'lileri soruşturmasında yeni iddianame hazırlandı. MİT'lilerin durdurulması ve içinden alınan numunelerin jandarma kriminal laboratuvarında yasa dışı şekilde analiz edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık Tuğgeneral Hamza Celepoğlu hakkında olayın koordinatörü olduğu iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Ve Posta Gazetesi, şampiyon Beşiktaş, Osmanlı Spor'u 3-1 yenip ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti ve habere yer verdi. Muhalifler şimdilik evlerine döndü. MHP'de kurultay yapılamadı ve Oya Aydoğan kurtarılamadı. Sanatçı sevgili izleyicilerimiz, aort damarı yırtılan oyuncu Oya Aydoğan bir hafta süren yaşam savaşını kaybetti. Allah'tan rahmet, sevenlerine de başsağlığı diliyoruz. Akşam Gazetesi de yine Beşiktaş'ın haklı sevincine yer vermiş logo üzerinden. Bizimkisi bir aşk hikayesi diyor. Ve paralel kurultay, yargı süreci bitmeden MHP lideri Bahçeli'ye bayrak açan muhalifler Ankara'yı birbirine kattı. Paralel yapıda gün boyu muhaliflere arka çıktı. Hatay'da savaş çıkaracaktı diyor. MİT tırları ihanetinde koordinatör olduğu iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Tuğgeneral Celepoğlu'nun olay günü Kırıkhan ilçe jandarma komutanını arayarak jandarma özel harekat göndereyim mi dediği belirlendi. Evet.
Polis geçit vermedi MHP'nin kurultay için. Ve geçiyoruz Star gazetesine. Kartal şampiyon haberine yer vermiş yine logo üzerinden. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun "bunlar kandan besleniyor" sözüne sert tepki gösterdi. "Haddini bil, haddini" dedi. Ve 4 anayasalı referandum, yeni anayasayı partiler arası bir tartışma olmaktan çıkarmak gerektiğini söyleyen Şentop, "mesele milletle tartışılmalı, 4 partinin hazırlayacağı 4 anayasada tercihi millet yapmalı" demiş. Ve korsan kurultay şov diyor. Bahçeli, "ahlaksız bir tertip tomaların önünde poz verip partinin geleceğinde yetki istemek hayal ötesidir" diyor. Ve Güneş gazetesi de, "bu işte bir terslik yok mu yoldaş Meral abla? Mahkeme kararını içe sayarak korsan kurultay yapmaya kalkışan Meral Akşener'e en büyük desteği gezici'ler, PKK sempatizanları ve MHP'yi dizayn etmeye çalışan FETÖ verdi. Ancak kurultay çabaları sonuçsuz kaldı." Ve millet ne derse o olacak diyor. 9. Uluslararası Öğrenci Buluşması programında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kanlı sözlerine tepki gösterdi. Ve okyanus ötesi başaramayacak diyor. Haddi aştılar diyor Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli. Ankara'da korsan kurultay yapmaya çalışan muhaliflere sert sözlerle yüklendi. "Bugün Ankara'da yaşananlar rezilliktir. Kara kalemli medya desteği, okyanus ötesi komploları, şehit yadigarı çatımızı çökertemeyecektir." Ve Yeni Şafak gazetesi de "haddini bil" diyor. Cumhurbaşkanının Sayın Kılıçdaroğlu'na söylemiş olduğu cevap. "Rejim veriyor, IŞİD alıyor, Rusya koruyor, işte o silah depoları." IŞİD, Suriye rejimi ve Rusya arasındaki silah ve mühimmat trafiği görüntü ve fotoğraflarla belgelendi. Esed rejimi depoları ağır silahlarla dolduruyor. IŞİD gelip bu depolardaki silahları alıyor. ABD, Rusya ve koalisyon güçlerinin göz önünde yürütülen bu alışverişe kimse müdahale etmiyor diyor sevgili izleyicilerimiz. Kirli ittifak devam ediyor. PYD'den sınıra füze rampası, PKK'nın Suriye uzantısı PYD, muhaliflerin dış dünya ile tek bağlantılı kanalı olan Bab el Hava kapısını da ele geçirmek için gün sayıyor. 6 aydır hazırlık yapan terör örgütü Türkiye'nin müdahale ihtimaline karşı sınıra sabit ve seyyar füze rampaları konuşlandırdı. Namlular Türkiye'ye çevrili. Örgüt, Rus mühendislerin de yapımında yer aldığı füze rampalarından ikisini Kefercenle ve Derbalut bölgesine yerleştirdi. Hedefte Hassa ve İslahiye ilçelerinde kilis var. Namluları Türkiye'ye çevrilen füzelere 25-40 kilometrelik menzile sahip, sınır boyunda 6 seyyar füze rampası da faal halde bekliyor. Ve 35 terörist öldürüldü. Terör örgütü PKK güvenlik güçlerinin kararlı operasyonlarıyla ağır kayıplar veriyor. Son iki gün içinde İran kuzeyinde Kandil'de 18, Şırnak'ta 8, Hakkari Yüksekova'da 3, Kars'ta 4, Nusaybin'de 2 olmak üzere 35 terörist öldü. Ve şampiyon Beşiktaş zafer hatırası çekilmişler. 4. infaz Dubai'de diyor. İstanbul'u kana bulayan mafya hesaplaşması Dubai'ye uzandı. İran uyuşturucu baronu Zindaşti'nin 19 yaşındaki kızına Büyükçekmece'de pusu kuran tetikçi aracında 9 kurşunla vurularak öldürüldü. Ve Takvim gazetesi Kartal şampiyon haberine yer vermiş. Ve Kongren diyor, MHP'de Bahçeli karşıtı 4 aday birleşti, yargı kararına rağmen kongre yapmak istedi. Korsan toplantıyı polis barikatı ve tomalar engelledi. Türkiye gazetesi, CHP liderinin kanlı tehdidine cevap, "milletimden besleniyorum." Erdoğan, "Ozat kandan beslendiğimizi söylüyor, haddini bil. Kandan beslenen birileri varsa CHP zihniyetidir." diyor. Barikata takıldılar, MHP'nin muhalifleri kurultay yapamadı. CIA ve FBI'ın ev sahibi FETÖ okulları ajan yuvası diyor. Paralelin çoğu Afrika ve Asya'da olmak üzere 1600 okulu var. Okulların eğitim dili İngilizce. Öğrenciler de o ülkenin ileri gelenlerinin çocukları. FBI ve CIA ajanları öğretim görevlisi maskesi altında görev alıyor. Rahatça ülke hakkında bilgi toplayan ajanlar işleri bitince gidiyor. Ve Hürriyet gazetesi, "şimdilik gidiyoruz" diyor. Muhalefetten hukuka saygı çağrısı yapılmış. Ve Habertürk gazetesi, son gazetemiz olacak.
3 hilal 2 meydan. Dün Ankara'da 2 alanda 2 farklı ülkücü hareket vardı. MHP'deki kurultay krizi Ankara sokaklarına taştı. Muhalifler Esenboğa'da gövde gösterisi yaptı. Bahçeli'nin destekçileri ise genel merkez önünde toplandı. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte saatler 09'u gösterdiğinde manşet programıyla karşınızda olacağız. Görüşünceye dek esen kalın, hoşça kalın. Havasına, suyuna, taşına, toprağına bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için bir baştadır benim memleketim. Lay 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 la 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 lay lay la la lay la 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 lay 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 lay. Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna Emrah'a, bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 lay. Mecnun'a, Leyla'sına, erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 lay